hareketli prova yapalım. Şimdi sen yakalamışsın Mehtap. Tamam. Kulağından tutmuşsun onu. Bak süpürgeyi attı. Sen geldi üstüne ya da gelmedi. Burada kaçtın. Tamam. Sonra bidon geldi. Yine kaçtın. Böyle gidiyorsun. Aman be! Aman! Yani tam kalkarken bu sopa indirsin. Aynen. Şuradan bir tane sopa çakarsın. Tamam mı? Sonra devam eder. Burada normal burada kaçarsın. Cumartesi akşamlarımızın vazgeçilmez neşesi Kalk Gidelim dizisinde kahkaha tufanı hız kesmeden devam ediyor. Sevilen dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümü ise beklenmedik gelişmelere sahne oldu. Ha, onu biliyor beyce. Kutu kitabın arasından çıkıvermiş. Kıza verince fırtmış arasından. Ya o yaralı, ben de yaralıyım. Evlenem de birbirimize pansuman olan dedik. Sevilen dizinin yeni yüzlerinden olan ve başa bir türlü beladan kurtulmayan Şerif karakterine Ebuhan Tırtar hayat veriyor. Kalk Gidelim dizisinin Muğla'daki setinde bir araya geldiğimiz genç oyuncuyu gelin yakından tanıyalım. Ben Ebuhan Tırtar. 1993 İzmir doğumluyum. Çocukluğumdan beri Bornova Belediyesi Şiir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldım. Ondan sonra 2014 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünü bitirdim. Biraz uzun geldi ismi. Orayı bitirdim. Ondan sonra tabii ki diğer oyuncu olduğu gibi İstanbul'a adım atmak istedim. İstanbul'a adım attım. Sonra tam 1. yılımı doldurdum ve bu iş karşıma çıktı. Ya, o kadar mutluyum ki yani çünkü ilk başlangıç için çok sıcak bir yere geldiğimi yani başta yönetmenim Yahya Samancı'ya çok teşekkür ederim. Böyle oyuncuyu rahat bıraktığı noktadan yönlendiren bir insan kendisi böyle ve ben de çok rahat yavaş yavaş alışma evresine girdim. Kendimi de gözlemliyorum. Gözlemledikçe de yani ilk geldiğim noktadan 10 bölüm oldu artık benim için. Geldiğim noktadan böyle sürekli üstüne koyarak gittiğimi düşünüyorum. Tabii ki de arada hatalar yapıyorum, kızdırıyorum arada hocam ama yine de her şey çok güzel gidiyor benim için yani çok mutluyum. Çünkü burada çok organik bir iş yaptığımızı düşünüyorum ben yani. Gördüğünüz gibi yani Mandıra'dayız şu anda ve kokusunu herkesin görmesini isterim, duymasını isterim yani. Ve çok keyifli yine de yani burada olmak. Peki Şerif geliyor bir milyonluk soru. Sen dul olduğun kadar bu basında o nasıl evlenme kullanmak istiyorum da sana. Genç oyuncu Kalk Gidelim dizisi kadrosundaki başarılı tiyatro sanatçılarıyla da sıcak bir etkileşim içerisinde olduğunu belirtiyor. Ben ilk gelirken bir tık böyle tabii ki de ilk işim olduğundan dolayı böyle hafif önyargılarla geldim. Yani nasıl yapacağım falan hani kendi içimde düşünüyorum şurayı şöyle yapayım işte o heyecanımı bir yerde tutayım istiyorum böyle. Ama geldiğimde bambaşka bir şeyle karşılaştım. Yani Mehtap abla ilk sahnem Mehtap ablaydı ve o kadar güzel yaklaştı ki yani hem ya karşısına oturtturdu konuştuk birazcık sohbet ettik rahatlattı ve gerçekten zaten partner olarak da böyle karşıdakini böyle çok rahatlatan bir huyu var yani hem kendim için böyle düşünüyorum hem de başka oynadığı insanlarla da bunu düşünüyorum. Ufuk abi de keza çok iyi yani aslında saymaya başlasam yani şu ana kadar bütün oyuncularla sahnelerim oldu ve saymaya başlasam gerçekten hepsiyle o kadar güzel bir sahnem ve anım olduğunu düşünüyorum ki ve hepsi o kadar güzel yaklaştı ki oynarken yani. Tabii ki de ufak tefek hatalar yapıyorum doğal olarak ilk işimden dolayı. Hepsi de beni gerçekten çok desteklediler ve hani çok rahat hissediyorum ya onların yanlarındaki. Yani ikinci ailem oldular diyebilirim benim için yani. Emre abla kim kimi sever belli olmuyor. Bak siz de evlendiniz. Evet. Tekrar aynı şeyleri konuşuyoruz duruyoruz burada ya. Valla daraldım artık. Dedi gitti. Sevda'nın kardeşi, Seyfettin'in ise kayınçosu olan Şerif, başına açtığı belaları ve sırlarla dolu geçmişiyle yeni sezonun öne çıkan karakterlerinden. Bizi gülür etme diyorum yani bu yavrum kafana. Bana da senin kafana böyle tırtı sok çelleğine laf var. Aa, yeter ya, yeter ne oluyor ya enişteni de kızdırdın. Ben ilk karakter geldiğinde elime metni geçtiğinde gerçekten çok hoşuma gitti, benimsedim. Dedim işte evet yani umarım olur diye yani gerçekten dua ediyordum yani en son. Çalışmaya başladım. Ondan sonra İş olunca daha çok karakterin içine girdim, daha çok detaylarını öğrendim. Portekiz'de yaşayan bir adam Şerif, yani gitmiş, başına buyruk yaşayan bir insan normalde. Ama başı da beladan kurtulmayan bir insan. Hafif de ayran gönüllülüğü var, yani nasıl desem, yani gönlünü çok kolay kaptırabilen bir insan. İşte 3. sezonla beraber ablasının, eniştesinin yanına geliyor. Tabii onları da biraz, yani nasıl desem, onları da biraz dert sahibi yapıyor desem daha iyi aslında. BC ile mi buluştum? Hey! Allah'ım! Ya ben sağ olasın, görüşmeyi gönderemedim ya. Kendime ha! Baba, eğer seni bir daha görürsem o kızdan var ya, ateş küreğiyle döverim ha! Ya tertip bitir Allah'a sen ya, sadece buluşmuşlar. Sanki evlenmeye karar verdiler. Evlenmeye karar verdiler. Yeni sezonda ortalığı epey bir karıştıran Şerif'in Yeşilyurt köyünde kalıp kalmayacağı belli değildi. Ancak ilerleyen süreçte yaşanan beklenmedik gelişmelerin ardından Şerif köye yerleşmeye karar verdi. Ya zaten tam gidecek, hep ayakları böyle ters giden bir adam. Ya tam gidecek bir şey oluyor, geri kalıyor. Tam gidecek bir şey oluyor, geri kalıyor. En son zaten aşık oluyor ve yani kalıyor burada, hiç gitmek istemiyor yani. Çünkü aşkının yanında kalmak istiyor. Çünkü çok dertliyken bir anda buraya gelip huzur buluyor ve yani bu huzurun içinde yaşamak istiyor. Aile de ona zaten her zaman kapısını açıyor. O yüzden ben gideceğini düşünmüyorum bir daha ya buradan. Süpürge burada olsun, bidon burada olsun, bidonu da... Şimdi buradayım. Kalktım. Kalktın, ilk süpürgeyi fırlattın. Aramdı. Kozalakta fırlatayım mı burada? Olur. Süpürgeyi fırlattım. Kozalak. Evlenmeyeceğim demedim ya. Aşkından dolayı köyde kalan kahramanımız Behice ile mutlu sona ulaşmak istiyor. Lakin bu isteğine ulaşabilmesi için Şerif'in bazı engelleri aşması gerekiyor. Evet, ama ben de aşkımdan vazgeçmemekte inat ettim yani. Bende de ablamın inatı var yani birazcık yani. O yüzden onlara ben kabul ettireceğimi düşünüyorum yani. Çünkü onlar da özünde yani görecekler. Tabii ki de ablam şu an bana inanmıyor. Çünkü ayran gönüllü bir karakter olduğum için yani onun gözünde ben herkese aşık olabilirim. Haksız da değil falan diyormuşum. Yani ama yani onu kıracağıma inanıyorum yani ilerideki bölümlerde. Ama tabii o kırana kadar ya benim de kafamda herhalde birkaç bir şey daha kırılacak yani. Kız kafasına girmiş oğlana evlenelim diye. He. Bundan önce öylece konuşurlarmış sadece. Yani Şerif'in doladığını öğrenince... Ne? Şerif dul mu? Var. Hayvandan sütten geçeceksin. Gelmeye miydin? Behice demedi miydi sağ? Genç oyuncu dizinin ilerleyen bölümlerine dair merak edilen detayları bizlerle paylaşıyor. Ben Behice karakterini, Gülderen'e aşık olduğum karakteri ben çok çektireceğimi düşünüyorum yani. Çünkü çok istemeden de hata yapabilen birisi yani veya nasıl desem ona karşı çok büyük sürpriz de var bu arada. Çünkü bir çocuğum var benim dizide ve daha ondan haberi yok. Onu nasıl öğrenecek, ona nasıl karşılık verecek diye ben de gerçekten heyecanla bekliyorum yani. Bakalım yani tabii şey olacak, çok sürpriz olacak onun içinde yani. Ama ben sanıyorum ki benden vazgeçemeyecek sanırım. Genç oyuncu Şerif karakteriyle alakalı sosyal medyadan da olumlu tepkiler aldığını belirtiyor. Fotoğraf gücü olduğuna o kadar karar veremedim ki yani. Ben çok güzel tepkiler aldım yani. Gerçekten hani hoş geldiniz, renk kattın diyenler var ve ben bunlardan çok mutlu oluyorum yani. Aslında okuyorum, tabii ki de hepsine cevap veremiyorsunuz ama hepsini okuyunca yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Ve mesela o tepkilere karşılık benim ne yapmam gereken diyorum ki daha fazla çalışmalıyım hani bunun için yani çünkü güzel bir enerji yakaladığımı düşünüyorum ben burada yani. O yüzden ya, seyircimizi de hiç şey yapmak istemiyorum yani onları da mutlu etmek benim çok aşırı derecede mutlu ediyor yani. Cumartesi saat 8'de TRT 1'de çayınızı demlemeyi unutmayın ve ailecek izleyin. Böyle bir erkek erkeğe konuşalım mı? Olur konuşalım. Git çağır Meryem'i. Öyle bir düğün yapacağım ki sana. Eğitim ve öğretim kurumlarının hepsi tatilinden edeceğiz. Samimi abiyle evlendik. Kızlar Sabim patladı. Nasıl patladı? Kalk Gidelim yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. İhtiyacım var mı diye sormaya geldim. Nurcan ne yaptı gene bu? Şerif yok. Nerede yok? Buralarda yok. Nelerde var? O Şerif'tenin gemi treğini bulacağız. Hanım sıkıntı büyük. Sanki yokmuşçasına kızı kaçıracak olabilir. Beyce mi o? Boru çekti Seyfo! Kızım boru mu öyle kolay mı? Vallahi demir boru.